Herkese merhabalar. Sevgili öğrenciler, yeni bir derse karşınızdayız. Bu dersimizde sizlere asit ve bazlardan bahsedeceğiz. Asit ve bazlardan bahsederken özet ve pratik bilgiler de sizlere sunacağız. Çocuklar, ilerleyen videolarımızdan da sizlere yeni nesil soru tarzlarından çözümler sunacağız. Şimdi gelin birlikte asit ve bazlarla ilgili hazırlamış olduğumuz pratik dersimize başlayalım. Haydi gelin başlayalım. Çocuklar, asitler ve bazlardan bahsederken ilkin asitlerden başlıyoruz. Asitler günlük hayatımızda birçok alanda görmekteyiz. İlkin meyvelerden bunlardan bahsedebiliriz. Çilekte folik asit, elmada malik asit, portakalda sitrik asit, üzümde de ne var? Tartarik asit var çocuklar. Asitleri her alanda görüyoruz demiştik. Tuz ruhu dediğimiz temizlik ürünlerimizde de mevcut. Kezzapta da aynı şekilde asit mevcut çocuklar. Asitlerin tanımını yaparken şundan bahsediyoruz çocuklar. Sulu çözeltilerinde hidrojen iyonu verirler. Aynı şekilde tatları ekşidir. Buradan bütün asitlerin tatlarına bakarak anlayamayız. Neden? Bir çileğin tadına bakabilirsiniz. Bir portakalın tadına bakabilirsiniz. Ama bir tuz ruhunun tadına bakamazsınız. Neden? Dilinizi kaybedebilirsiniz. Yani sağlığınızdan olursunuz. Buna dikkat edelim. Aynı şekilde asitler metal ve mermerleri aşındırırlar. Metalleri asitlerin içerisine attığımızda hidrojen çıkışı olduğunu görmekteyiz. Mermerlerde peki nasıl oluyor? Evde kestiğimiz limonları mermerleri aşındırdığını ve rengini değiştirdiğini görmekteyiz çocuklar. Bir diğer özelliğimiz ise asitler sulu çözeltilerinde elektrik akımını iletirler. Bu asit ve bazların ortak özelliklerinden bir tanesidir. İlerleyen bölümlerde göreceksiniz çocuklar. Aynı şekilde asitler yakıcı ve tahriş edicidir. Birçok alanda olduğu gibi bunun örnekleri de mevcut. Örneğin tuz ruhuyla temizlik yaptığınızda elinize ve vücudunuzun herhangi bir yerine değdiğinde tahriş ettiğini göreceksiniz. Peki nasıl yakıcıdır? Kola içtiğinizde kolanın içerisindeki asitin sizin boğazınızı yaktığını göreceksiniz çocuklar. Çocuklar, asitlerle ilgili yeni gelen soru tarzlarında çok basit sorular gelmeyecek. Bunlardan bahsedelim. Peki nasıl soru tarzları gelecek? Asitlerle ilgili belirteç soruları gelecek. İlerleyen bölümlerde bunlardan bahsedeceğiz. Aynı şekilde formüllerimiz olacak. Asitlerin genel olarak piyasada kullanılan isimlerinden sizlere sorular gelmiş olacak. Haydi gelin şimdi de bazlara bakalım. Çocuklar, bazıları günlük hayatta asitler gibi her alanda yine görebiliriz. Şampuanların içerisinde, temizlik malzemelerinde, sabunların içerisinde, hatta çikolatanın içerisinde ne görürüz? Bazıları görürüz. Çamaşır suyu ve sönmüş kireç içerisinde de aynı şekilde bazıları örnekler olarak karşımızda görürüz. Çocuklar, bazıların tanımını yaparken de şunu diyoruz. Sulu çözeltilerinde hidroksit iyonu verirler. Bunu ne demiştik asitler için? Hidrojen iyonu verirler dedik. Bazılarda da OH yani hidroksit iyonu verirler dedik. Peki bazıların tatları acıdır. Bunu da aynı şekilde asitlerde olduğu gibi tatlarına hepsinin bakarak anlayamayız. Bir çikolatanın tadına bakabilirsiniz. Belki diş macunun tadına bakabilirsiniz. Ama bir çamaşır suyunun tadına bakamazsınız. Bir sönmüş kirecin tadına bakamazsınız. Çünkü sağlığımızdan oluruz. Bazıların diğer bir özelliği cam ve porselenlere etki ederler. Nasıl? Peki camları çocuklar belli bir süre sonra bulaşık makinesine attıktan sonra aşındıklarını görürüz. Yani dışları ne olur bir süre sonra çizilmeye başlar. O eski parlaklığını yitirir. Bu da bazıların etkilerinden bir tanesidir. Aynı şekilde bazılar elde kayganlık hissi bırakırlar çocuklar. Bir sabunla elimizi yıkadıktan sonra elimizin kaydığını görebiliriz. Aynı şekilde çamaşır suyuyla elimizi ovaladıktan sonra ve temizlik yaparken ellerimize dokunduğumuzda kayganlık hissi bıraktığını görebilirsiniz. Geldik asitler ve bazların piyasadaki genel isimlerine. Bunlara tek tek bakalım. Asitlerde hidroklorik asit, piyasadaki ismi tuz ruhu. Formülümüz nedir çocuklar? HCl. Aynı şekilde nitrik asit, piyasadaki ismimiz nedir? Kezzap. Formül ismimiz nedir? H2O3 diyebiliriz. Sülfürik asit, piyasadaki ismimiz nedir? Zaç yağı. Peki formülümüz nedir? H2SO4 diyebiliriz çocuklar. Bazılara gelelim.
Sodyum hidroksil. Piyasadaki ismimiz nedir çocuklar? Sut kostik. Peki normal formülümüz nedir? NaO diyebiliriz. Potasyum hidroksit. Piyasadaki ismimiz nedir çocuklar? Potas kostik diye duyabilirsiniz. Peki formülümüz nedir? KO şeklinde bunu bileceğiz. Kalsiyum hidroksit. Piyasadaki ismimiz nedir çocuklar? Sönmüş kireç. Peki formülümüz nedir? CaO diyebiliriz. Parantez dışında 2. Bir diğer bazımız ise amonyak. Piyasa ismi de aynı şekilde amonyak olarak bilinir. Formülümüz NH3 olarak bileceğiz çocuklar. Geldik asitlerin neyine bakacağız? pH cetvelindeki durumlarına bakacağız. pH nedir çocuklar? pH bir çözeltinin asitlik ve bazlık derecesini gösteren birimdir çocuklar. pH cetvelinde asit ve bazların tek tek yerlerini bulabiliriz. Neden? Çünkü asitler pH'da neredir? 0 ve 7 arasında bulunur. Bazlar ise 7 ve 14 arasında bulunur. Kan bir bazdır çocuklar. Kabartma tozu aynı şekilde bir bazdır. Amonyak az önce söyledik bir bazdır. Geldik asitlere. Elma bir bazdır. Sirke bir asittir. Elma bazdır dedik. Düzeltelim. Elma bir asittir. İçerisinde malik asit. Sirke aynı şekilde bir asittir. Limon suyu, aküs sıvısı bunlar asitlere örnektir. Tabii sıfıra doğru yaklaştıkça asitlerin kuvvetliliği artar. Bazlarda ise 14'e doğru yaklaştıkça kuvvetliliği artar çocuklar. Bunlara dikkat edeceğiz. Bu tarz gelen sorular var çocuklar. Peki nasıl geliyor sorularımız? Soru şu şekilde geliyor. Aşağıda verilen maddelerden hangisi verilen belirteçleri kullandığımızda hangi tepkileri verecektir? Bunlara göre siz pH'ını ya size verecektir veya formülünü verecektir size veya bilinen adını. Size elma demez ama ne der burada size? Malik asit der. Siz buna dikkat etmeniz gerekiyor. Size süt demez. Ne der? Laktik asit der. Siz buna dikkat edeceksiniz çocuklar. Geldik bir diğer konumuza çocuklar. Asitlerde belirteçler var dedik. Peki bu belirteçler nedir? Maddelerin asit ya da baz olduğunu bizlere belirten nedir? Ayraçlardır bunlar çocuklar. Aynı şekilde piyasadaki birçok belirteçimiz var. Bunlar nedir? Turnusol kağıdı çocuklar. Asitlerde turnusol kağıdını mavi olarak daldırdığımızda kırmızıya dönüştüğünü görürüz. Bazılarda ise çocuklar ne oluyor? Kırmızıyı daldırdığımızda mavi renge dönüştüğünü görmekteyiz. Metil oranj yine bir diğer belirteçimiz çocuklar. Metil oranjı kırmızı asite daldırdığımızda kırmızı bir renge dönüşeceğini göreceğiz. Bazılarda ise sarıya dönüştüğünü görmekteyiz çocuklar. Fenol fetalein. Bunu asitlere daldırdığımızda renksiz olacağını görüyoruz. Bazılarda ise kırmızı veya pembe renk olur çocuklar. Bunlara dikkat edeceğiz. Bir diğer konumuz çocuklar. Asitler ne yapar? Kendi aralarında tepkimeye giremezler. Bazılar da kendi aralarında tepkimeye girmezler. Asitler ve bazlar kuvvetli bir şekilde kendi aralarında tepkimeye girdiklerinde bunlardan ne oluşur? Tuz ve su oluşur. Biz buna ne diyeceğiz? Nötralleşme tepkimesi diyeceğiz. Asitlerden bunlara bir örnek verirsek eğer asit ve bazın bir araya gelip tepkime oluşturmasına bir örnek verirsek burada ne örneğimizi veririz? Hidroklorik asit. Bir diğer bazımız ise potasyum hidroksit. Bunun sonucunda ne oluşur? Kağıcı yani tuzumuz oluşuyor. Bir diğer formülümüz nedir? H2O suyumuzun formülü. Biz bunları unutmayacağız çocuklar. Bizim tuzumuzun formülü nedir? Sadece Kc değil. Burada Nac da bizim için tuzdur çocuklar. Bunların hepsi nedir? Asit ve baz olarak bir araya geldiklerinde oluşturdukları tepkimelerde oluşan örneklerdir. Biz bunların sadece Nac ve Kc olarak bilmeyeceğiz çocuklar. Birçok örneğimiz var. Bunlar sadece en çok bilinenleri çocuklar. Geldik bir diğer durumumuza çocuklar. Asitler ve bazlar fosil yakıtların içerisinde de bolca mevcut. Bunların yakılması sonucu çocuklar atmosfere ne yayılır çocuklar? Karbondioksit, azot dioksit, kükürt dioksit gazları atmosferde oluşur. Peki atmosferde bunların yayılmasıyla birlikte yağmurla birlikte ne olur? Asit yağmurları oluşur çocuklar. Biz bu asit yağmurlarından dolayı neler yaşarız? Tarihi eserlere zarar verildiğini biliriz. Aynı şekilde göllere, akarsulara ve canlılara zarar verdiğini biliriz. Hatta yakın zamanda Türkiye'de Kocaeli'de bir fabrikanın patlamasından dolayı
insanların zarar gördüğünü bilmekteyiz çocuklar. Evet çocuklar, bu videomuzun burada sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde sizlerle görüşmek dileğiyle, kalın sağlıcakla. Kanalımıza abone olmayı ve bizleri takip etmeyi unutmayın.